Evet şimdi sırada template engine için blade'i kullanmak var. Routing yapısını oluşturduk. Bir de template engine yani bizim o view kısmını oluşturalım. Bunun için ne yapacağız? Burada zaten bize composer kodunu vermiş. Composer require şu arkadaşı kısaca çalıştıracağız. Tabii ben az önce çalıştırdım dersinden başlattığım için <laughs> siz yüklemiş olacaksınız. Öyle düşünelim bunu. Yükledikten sonra app altında Pardon, Core altında şöyle bir şey yapalım. Controller, Controller diye bir sınıf oluşturalım, tamam mı? Ve bu Controller, bizim Bu sınıfından extend olsun. Buradaki Controller dosyalarımız da bizim Controller dosyalarımızdan extend olsun, tamam mı? Ve bir tane de View diye bir sınıf oluşturalım. View. Bu arkadaş hiçbir yerden extend olmasın. Buna show diye bir metot koyalım. Ee, ve bu show metodunda view'umuz varsa da datamız gelsin. Ee, burada nasıl başlatacağız? Bakın şöyle blade eşittir diyorum new blade. Tamam, bunu yaptık. Daha sonra eee Blade'in altında render diye bir metot var. View name'im ve varsa datamı geriye döndüreceğim. Ama burada iki tane parametre alıyor. Bir tanesi view dosyalarım nerede barınacak? Public diye bir klasör oluşturalım. İçerisinde de iki tane dosya oluşacak. Klasör oluşturacağım. Views ve cache diye. Birisi bizim view dosyalarımız, biri de onların cache'leri olacak. Şimdi burada dir name dir diyerek ana dizinin altında public altında views'ı ikinci parametre olarak da public altındaki keşi veriyorum. Bu şekilde render olacak. Şimdi core altında bu seviyeme geldim. Şurada public view diyelim. View'umu burada başlatacağım. Tamam mı? this view eşittir diyeceğim new view. Bu tabi ee, ne olacak? Ben yani şu an controller dosyalarımda aslında şeye erişmiş oluyorum. Bu view show'una erişmiş oluyorum şu an değil mi? Güzel. Tamam. E, bunu nasıl kullanabiliriz artık? Bunu şöyle kullanabileceğiz. Controller'ımda home'a geldim. Mesela main'e artık ben böyle return etmeyeyim de return this view show şeklinde ulaşabilirim. Ya da belki de controller'ıma public function view diye bir şey oluştururum ve view data yoksa array olarak şey yapsın. Bu da geriye view show view data şeklinde dönebilir. Yani hani yarın öbür gün kontrollerle ilgili bir işlem yaparsam diye aslında bu main controller klasını oluşturdum. Ne yaparız? <laughs> Bilmiyorum şu an planlarda bir şey yok ama <laughs> yaparsak olabilir. Bir Vivi şeyde yani burada çağırmayabilirdik aslında. Bunu böyle statik olarak oluşturup ondan sonra burada şey yapabilirdik ama sanki çağırsak daha mantıklı olur gibi. O yüzden şunu kaldırıyorum. Şu arkadaşı da geriye alıyorum. Burada cache dosyamızı silmişiz yanlışlıkla onu da koyalım Tamam şimdi e, nerede home Controller'ında geriye return this view ve home diye bir view çağıracağım şimdi blade'de uzantılar .blade.php şeklinde yani burada ben home.blade.php şeklinde oluşturuyorum şimdi bu paketleri aslında hani böyle entegre ediyoruz ama tabii ki her birisinin kullanımına detaylı olarak bakmak lazım. Burada da Laravel'in sayfasından Blade özelliklerine bakabiliriz ama genel olarak bahsedecek olursak Yield var, Extend var, ne bileyim Section var, Push var, Stack var. Yani şöyle ki bir tane layout diye bir şey oluşturalım. layout.blade.php Burası benim master page'im olacak tamam mı? Buradaki title'ım her sayfaya özel olacaksa ben buraya bir yield atıyorum ve buna bir isim veriyorum. Mesela title diye. Sonra main altında bir de yield content'im olsun. Artık burada önce bu layout'u extend etmem gerekiyor. Daha sonra section title'a ana sayfa diyeceğim ve section'ı aynı zamanda şöyle de kullanabiliyoruz büyük içeriklerde. Bunun arasına yazacak yani şu title'ın arası yani şu değer aslında burayı temsil ediyor. Bunun arasına yazacaklarım da burası dinamik olarak değişecek. H3 hoş geldin diyelim. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi. Fakat şöyle bir problemimiz var. Bunun sebebi de aslında ilk videoda hani ya yani şöyle yapalım ne olacak demiştik ya. <gülüyor> Olmazmış. <gülüyor> o yüzden biz bunu run diye bir metoda çevirelim ve e, indekste şurada app run diye çalıştıralım. Ve bakalım. Şimdi o problemimiz de ortadan kalktı artık. Tamam güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar ee, ne yaptık gördüğünüz gibi bu layout'u extend ettik sonra section'larla ilgili alanlara koyduk. Tabii ki e, Prototurk'a e girerseniz Laravel'in e, bu blade direktifleriyle ilgili de şurada direktiflerle ilgili tamamını da görebilirsiniz. Belki hepsi şu an bu pakete dahil olmayabilir ama e, genel olarak en azından atıyorum bakın Yield ne işe yarar burada açıklanıyor işte ne bileyim diğerleri vesaire bunlara bakabilirsiniz. Belki yani bununla ufak bir projede yaparsak tabii ki e, illaki kullanacağız. O zaman daha net bir şekilde görürüz. E, bir de mesela bir değişken almayı görelim. Yani data göndermeyi görelim. Şurada ikinci parametre olarak bir dizi halinde gönderebilirim. Ya da burada compact diyebilirim ve mesela name'i ve surname'i göndereyim. Tabii benim name'im burada atıyorum işte Typhoon. Surname'im de Er bilen olsun. Ya böyle gönderebilirim. Tamam mı? Şöyle. Ya da name eşittir. Name. Surname. Surname şeklinde gönderebilirim. Ama kompakla da bunu daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Ee, ve bunu nasıl alacağım derseniz de yani nasıl kullanacağım derseniz de şöyle iki tane süslü parantez içerisinde name yazmanız yeterli. Dönüp bakıyorsunuz ve hoş geldin Tayfun. Bir de şöyle eee surname diyelim. Ayrıca bilmeniz gereken bir tane şeyi daha söyleyeyim bununla ilgili. Mesela bu bir HTML çıktısı olsa idi burada onu görmeyecektiniz. Çünkü şöyle cache dosyasına bakarsanız e, şurada bakın E fonksiyonundan geçiriyor. Bu da işte şeyi yapıyor. O ayarlamaları yapıyor. Eğer siz bunda HTML basmak isterseniz o zaman şu arkadaşı kullanacaksınız. Yani e, süslü parantez iki tane soru işareti <laughs> garip bir sintaks ama <laughs> ve bu da bizi html olarak bastıracak kaynakta da bunu zaten böyle html'ini düzgün bir şekilde görebilirsiniz diğer türlü nasıllı bir, bir daha bakalım gördüğünüz gibi bunu daha güvenli bir koda dönüştürüyor aslında hani yaptığı şey güzel tabi de ya bir de direktif oluşturma var bu direktif oluşturmalara da e, şeyde validasyon işlemleri için kullanacağımız kısımda daha şey rahat bakarız diye tahmin ediyorum o yüzden genel olarak şimdi e, yapacağımız şeyler sanırım bundan ibaret. <laughs>